Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat nefis bir çörek tarifi hazırladım. Yapımı çok kolay, inanılmaz derecede lezzetli bir çörek oldu. Tarifimi sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Çöreğin hamuru için ilk olarak 1,5 su bardağı ılık sütü yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 tane yumurtanın akını ekliyorum. Yumurtanın sarılarını çöreğin üzerine sürmek için kenara ayırdım. Şimdi eritmiş oldum. 300 gram tereyağını ekledim. Dilerseniz sizler aynı ölçüde margarin de kullanabilirsiniz. Veya tereyağı ile margarini karıştırıp kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı mahlep, 1 paket kabartma tozunu ekledim ve eklemiş olduğum bütün malzemeleri spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Onun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Bu tarifi hazırlarken oklava veya merdane kullanmayacağız. Elimizle açarak hazırlayacağımız için hamurumuzun olabildiğince yumuşacık bir kıvamda olması gerekiyor. Hamurumuzu ne kadar yumuşacık yoğurursak işimizde o kadar kolaylaşır. Ben bu tarifte toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Klasik 200 mililitrelik su bardakları ile yine her tarifimde olduğu gibi bu tarifte kullanmış olduğum bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Hamurumu güzelce yoğurup toparladım. Şimdi tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar biraz daha yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru yoğurduktan sonra şöyle dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Ne kadar yumuşacık olduğunu görüyorsunuz. Sizler de ekranda gördüğünüz kıvamı yakalamaya çalışın. Hamurun üzerini temiz bir poşetle örterek oda sıcaklığında sadece 15 dakika dinlendirdim. Dinlenen hamurun kıvamını görüyorsunuz. Sakız kıvamına geldi. Şimdi hamuru şöyle bir toparlayıp altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Eğer elinizde böyle bir yağlı kağıt yoksa tepsiyi tereyağı veya margarin ile güzelce yağlayarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Hamuru tepsinin içerisine aldıktan sonra elimle üzerine bastırarak tepsinin boyutunca yayıyorum. Zaten hamur yumuşacık bir kıvamda olduğu için bu aşamada kolaylıkla yayılıyor. Hamuru tepsinin içerisine yerleştirdikten sonra üzerini güzelce elimle düzlüyorum. Daha sonra üzerine sürmek için 2 tane yumurta sarısı ayırmıştık. Yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı da sütü ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra çöreğimizin her yerine gelecek şekilde sürüyorum sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen bu çöreği beze açarak hazırlamıyoruz. Hamuru direkt tepsiye alıp yaydığımız halde piştikten sonra içi kat kat oluyor ve inanılmaz lezzetli bir çörek oluyor. Üstelik bayatladıkça daha da lezzetleniyor. Tarifimi hiç tereddüt etmeden sizlerin de bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denediğinizde sizler de çok çok beğeneceksiniz. Çöreği fırına götürmeden önce üzerine çatalla desenler çizdim. Daha sonra da biraz çörek otu ve susam karışımından serpiştiriyorum. Geldik şimdi tarifimizin en önemli püf noktasına. Bu tarifte fırını önceden ısıtmıyoruz. Çöreği fırına koyduktan sonra fırınımızı alt üst ayarda 170 dereceye ayarlayacağız ve fırın yavaş yavaş ısınarak çöreğimiz pişecek. Çöreğin altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. Evimiz gibi mahlep kokuları sardı. Çörek biraz ılıdıktan sonra da dilimliyorum. Sizler de beni buraya kadar izlediniz ve tarifimi beğendiyseniz, kanalıma da hala abone değilseniz, hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Ayrıca beğendiğiniz tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Çöreği dilimledikten sonra hemen iç dokusunda sizlere yakından göstermek istiyorum. İçi kat kat inanılmaz lezzetli bir çörek tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bu çöreği kahvaltılarınıza veya çay saatlerinize hazırlayabilirsiniz. Çayınızın kahvenizin yanına çok yakışacağını düşünüyorum. İç dokusunu görüyorsunuz. İçi mahlep sayesinde gözenekli bir şekilde pişti ve kat kat görünüyor. Dışı da kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem bir çörek tarifi oldu. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.